Tekrar okulumuza da hoş geldiniz diyoruz. Siz de hoş geldiniz. Bu kadar kalabalık beklemedim açıkçası. Yani en son İstanbul Üniversitesi'nde konuşma yaptığımızda bu kadar insan yoktu. Acaba siz de üniversiteye geldiğiniz zaman sayınız azalacak mı yoksa artacak mı? Onu da bilmiyorum. Bakalım inşallah bu performansı üniversite zamanında da beklerim sizden. Öncelikle sizin hayatınızı sitenizden aldığımız kadarıyla bir özetleyeyim. Ahmet Erdem Bey, yani fotoğrafçı kendisi, 1980 yılında Nisan ayında dünyaya gelmiş. 2002 yılında da reklam sektörünün içinde bulunmuş kendisini. Atlantis iletişim hizmetlerinde 12 yıl boyunca müşterilerine en güzel reklamları yapmış. Sonra şansını Instagram'da denemek için işini bir anda bırakıp Instagram'a geçmiş. Reklam sektörünün bir parçası olan fotoğrafçılıkta 2006 yılından beri profesyonel olarak uğraşıyoruz Uygar'la. Profesyonel olarak uğraşmıyorum. Amatör olarak yapıyorum, profesyonel olarak ilgileniyorum. Yani şöyle söyleyeyim, hani ben aslında baktığım zaman fotoğrafçı değilim. Şimdi şu anda sizin fotoğrafçı dediğiniz kişilerin genelde stüdyoları vardır. Stüdyolarında işte büyük ekipmanları ya da büyük ölçekli markalarla, müşterilerle çalışırlar. Benim için biraz daha farklı. Ben hayatımdaki tecrübeleri beni takip eden insanlarla paylaşıyorum. Bunu fark ettim. Yani normal fotoğrafçıların evet stüdyoları olur. Orada fotoğraf çekerler. Sitenize girip baktığımız zaman da hep böyle doğayı, işte yurt dışını, yurt içini gezmişsiniz. Peki ben şunu sormak istiyorum. Hazır buradan stüdyodan gitmişiz. Mesela bu gezim ve fotoğraf çekilme sırasında yaşadığınız garip veya sizi etkileyen bir olay olur mu? Türkiye'de bu tarz olaylar çok fazla karşılaşıyoruz. Şimdi kaç yıl önce? 2008 yılında sanırım. Karadeniz'i o zamanlar biz keşfetmiştik. Karadeniz'in güzelliklerini o zamanlar fark etmiştik. Tabii Karadeniz halkı misafirperver fakat orada kendi alışkanlıklarının dışında bir şey yapıldığı zaman da bir şaşırıyorlar, yadırgıyorlar ortamı. Bir güzel bir yer vardı. Dedim ki buraya dedim çok güzel bir salıncak koyup burada çok güzel bir atmosfer oluşturabiliriz dedim. Bana şey demişlerdi, hani salıncağı buraya koyarsan insanların kafaları gözleri yarılır. Hani alt taraf çünkü uçurum. Hani öyle bir sıkıntıyla karşılaşırsınız dediler. Geçen sene Karadeniz'e gittiğimde her evin önünde bir salıncak vardı. Yani bazı şeyleri önceden görüp insanlarla paylaştığınız zaman o andaki şartlarda bunu algılayamayabiliyorlar. O anda bizim söylediklerimiz onlara çok hani çok tuhaf bir istek gibi gelmiş olabilir ama şu anda her evin önünde, her dinlenme tesisinin yanında bir salıncak var ve eminim ki siz de Karadeniz'deki fotoğraflara falan bakarken o salıncakları görüyorsunuzdur yüksek ihtimalle. Hatta orada o sis denizinin, bulut denizinin üstünde bir salıncakta sallanmak istiyorsunuzdur diye düşünüyorum. İsteyen var mı? Aslında ilk soruşan amacım da oydu. Ben Karadenizliyim. Dedim bir fotoğrafçı Karadeniz'e gidip de hiç fıkranın içine girmeden olmaz. O yüzden sormuştum. Peki fotoğrafçılar mesela ilginiz vardı da mı başladınız yoksa hani dediniz ben bu mesleğe asıl yeteneğim var bir başlayayım bakayım nasıl olacak diye başladınız? Şimdi şöyle buraya gelirken Zeynep Hanım'la fotoğrafçılar nasıl başladığını ona ufak da anlatmıştım size de şimdi madem samimi bir ortamda gerçekleşiyor konu şöyle söyleyeyim 2000 yılında üniversitede işletme okurken ablamın reklam ajansında çalışması vesilesiyle reklam ajansında staja başladım. 2000'den 2012 yılına kadar reklam ajansında farklı görevlerde farklı işler yaptım ve geçmiş dönemde sizin şu anda işiniz bazıları kurtarmayabilir ama çoğu reklamın içinde altında sağında solunda benim emeğim vardır. Reklam da fotoğrafın bir parçasıdır. Aslında reklamdan fotoğrafı ben yatay geçiş yaptım. Çünkü aslında şu an bir projeksiyonumuz olsaydı size ufak bir fotoğraf gösterseydim.
şu anda şöyle. Şimdi baktığınız zaman şimdi bu fotoğrafı az önce söyledim, yukarıdan çektim. Şimdi bu fotoğraf şurada ön tarafta bir insan var, ön tarafta bulut denizi var, arkada bir gün batımı var. Baktığınız zaman bu bir yurt dışında bir yer gibi görünüyor aslında. Ama şimdi bu fotoğrafı aynı anda ufak değişiklikler yaparak tatil firmasına satabiliriz. Nasıl satabiliriz? Üzerine söz konusu tatilse gülümse deyip alt tarafa firmanın logosunu koyduğumuz zaman bu fotoğraf bir anda gazete ilanına dönüşüyor. Bizim ajansta yaptığımız işte buydu. Ajansta bir ilan ya da bir televizyon filmi düşündüğümüz zaman bunun ham maddesi fotoğraftı. Bu ham maddeyi sağladığımız zaman da fotoğrafçılıkla ilgili ajansın içinde çok fazla şey öğrendik. Buradaki vermek istenilen mesaj, insanları harekete geçirecek eylem, insanları burada tatille ilgili yaşayacakları, hissedecekleri duyguyu çağrıştırması gerekiyordu. Daha sonra şöyle bir gazetenin içine koyduğumuz zaman bunu, bu bildiğiniz gazete ilanı oldu bir anda. Instagram'da paylaşılan fotoğraf bir anda gazetede sizin önünüze geldi. Yani reklamcılığa başlama hikayem ve Instagram'a ve sosyal medyaya dönüşümü bu şekilde oldu. Peki şunu sormak istiyorum ben. Şimdi Instagram'ınıza baktım da 850 bin takipçiniz var galiba. Evet. Peki fotoğrafın sizce mesela dili var mı? Yani o fotoğrafı çektiğimiz zaman sadece o dili konuşan insanlara mı hitap ediyor? Fotoğraf çok evrensel bir paylaşım ya da insanları birbirine yaklaştıran bir unsur. Bir fotoğrafı çektiğiniz zaman altına yazı ya da başlığı İngilizce yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Türkçe yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Oradaki fotoğraftaki his zaten kendini hiçbir şey söylemeden anlatıyordur. Fotoğraf kendisi konuşuyordur zaten. Fotoğraf orada altına yazıyla açıklanmasına gerek yok. Oradaki duygu ve düşünce fotoğraf kendinden veriyordur. Vermesi gerekiyordur. Zaten verdiği zaman fotoğraf oluyor. Çünkü şöyle bir şey, Instagram'da baktığım kadarıyla çoğunluğu yabancı. Evet. Yani buradan yabancılara şey yapıyorsunuz. Yani yabancılara da hitap ediyorsunuz. Yabancılara hitap ediyoruz çünkü şöyle bir şey. Yabancılara hitap etmemin nedeni şu. Instagram'ı şu anda hepiniz kullanıyorsunuzdur yüksek ihtimalle. Değil mi? Kullanmıyor musunuz? YouTube kullanıyorsunuz ya da hani başka mecralar kullanıyorsunuz ya da sosyal medyada kullandığınız farklı uygulamalar var. Instagram 2011 yılında çıktı. Belki o zaman çıktığı zaman çok ufaktınız. Hiçbiriniz bilmiyordunuz vesaire. Çıktığı anda Amerika'da çıkış noktası olarak göründü. Ve Türkiye'de belki kullanan ilk 500 kişi arasından bir tanesi de benimdir. Instagram'ı o zaman kullanmaya başladığım zaman Türkiye fotoğrafları yükledim. Ve Türkiye fotoğraflarını yüklediğim zaman da yurt dışındaki yabancı insanlar Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu fark ettiler. Çünkü Türkiye şu anda yurt dışında çok farklı bir algıyla görülüyor. Buranın çok karışık bir ülke olduğu, burada sürekli terör olaylarının olduğu, burada sürekli farklı çıkmazların olduğu bir şekilde anlatılıyor, o şekilde de lanse ediliyor. Ama biz onlara Türkiye'nin ve İstanbul'un güzel yanlarını gösterdik. Ve böyle olunca da insanların tatil planlarının arasına Türkiye girmeye başladı. Şu anda benim paylaştığım fotoğrafları görüp yurt dışından gelip orada tatil yapan, orada fotoğraf çeken çok fazla yabancı insan var. Özellikle şu anda şeyi örnek göstereyim, mesela Kapadokya'yı örnek göstereyim. Kapadokya dünyadaki bir, yani bir özelliğiyle dünyadaki ilk sırada yer alan bir tatil noktası. Şu anda bunu ne diye sorsam bunu bilebilir misiniz? Tabii ki. Yok, o tarz uygulamalar, yani o tarz farklı coğrafik özellikler dünyanın farklı noktalarında var. Hristiyanlık diyeceğim. Yok. Hadi. Balon. Balon. Balon diyen kimdi?
Şu anda Kapadokya'da şöyle bir özellik var. Kapadokya'da şu anda her gün 150 tane balon havalanıyor. Hava şartları güzelse. 150 balon havalanıyor. Ve bu dünyada sadece Kapadokya'da olan bir şey. Yani bunu eminim çoğunuz bilmiyordunuz. Sadece bu Kapadokya'da oluyor. Dünyada başka hiçbir yerde yok. Her gün aralıksız bir şekilde hava güzel olduğu zaman sürekli her gün boyunca 150 balon havalanıyor. Ve bu dünyada sadece festivallerde yapılıyor. Festivallerde olan özel şeyler. Ve bunu insanlar yaşamak için Avustralya'dan, Amerika'dan, İtalya'dan, Fransa'dan, Uzak Doğu'dan sürekli Kapadokya'ya gidiyorlar. Ülkemiz o yüzden çok enteresan bir ülke olduğu için benim takipçilerimin yabancı olmasının büyük bir nedeni ilk başlayıp ülkeyi ve Türkiye'yi ilk tanıtanlardan olmamızdan dolayı böyle bir takipçilerin belli bir bölümü o yüzden yabancı oldu. Bugün biz işte sizinle ilgili konuşuyorduk sınıfta. Sizin bu Instagram takipçi olduğunuz çok oluyor oldu sınıfta. Ve sorular gelmeye başladı. İşte diyorlar ki Instagram harbiden para kazanıyor musunuz? Siz böyle bir durum var mı? 850 bin işte. Denklem oluyor. 2013 yılından beri aktif olarak sadece buradan para kazanıyorum. Başka herhangi bir gelir kaynağım yok. Buradaki verdiğim hizmetle müşterilere danışmanlık yapıyorum. Müşterilerin içeriklerini hazırlıyorum. Ve her müşterinin, her firmanın bir Instagram sayfası var. Ve oraya yükleyecekleri fotoğrafları, videoları ne olacağını sürekli kendileri düşünüyorlar. Ama bunu bilen birine danışıp içerikleri bilen bir insanların almaları da görev de bana ait. Orada onlara içerikleri sağlayacak olan kişi benim. Onların tanıtımını yapacak olan kişi benim. Senin mesela şöyle söyleyeyim. Bir tatile gideceğin zaman benim yüklediğim fotoğraftan tatil noktası kendine belirleyebilirsin. Fransa'da ya da İtalya'da herhangi bir yerde ya da Türkiye'de çok güzel bir fotoğrafı görüp orayı kaydedip sömestrede ya da yaz tatilinde oraya gitmek için plan yapabilirsin. Benim derdim de, benim asıl işim de size bu noktaları gösterip sizi harekete geçirmek. Yani işimin temel kaynağı, maddi kazancımın temel kaynağı sizi harekete geçirerek para kazanmak. Yani benim bir turizm sektörü gibi iş aslında. Ya şimdi turizm sektörü de benim. Bunun içinde bunun içinde yeme var, içme var, gezme var, alışveriş var, turizm var, konaklama var. Bunun içinde her şey var. Bu sadece basit bir örnekti. Benim paylaştığım içerikler eğer gerçekten doğal olarak sizin de hoşunuza gidiyorsa ya da benim aldığım ya da benim kullandığım bir telefon sizin de hoşunuza gidiyorsa buradaki paydada satışta benim de bir etkim olması beni o markayla %100 doğru bir işbirliğine sokmama girmeme neden oluyor. Parayı da oradan kazanmış oluyorum. Peki mesela şu anda bir ajanstan bir müşteri temsilcisi var. Yüksek ihtimalle bir iş için arıyor ama bakmasam başka zaman. Bir iş. Peki sosyal medyadan para kazanmak isteyen kişilere yani siz de böyle size mesela teklif mi geliyor, siz mi gidiyorsunuz, koşuyorsunuz yani sosyal medyada? Yok işte şimdi az önce yaşadığımız gibi her firmanın bir ajansı var. Eminim ki okulumuzun da dijital işlerini yapan ya da sosyal medyada ya da gazetede haberlerinin çıkmasını sağlayan ya da dışarıda gördüğünüz bir ilanın yapılması sağlayan ajanslar var. Bunları profesyonel insanlar yapıyor. Ve biz de direkt müşteriyle görüşmeden ajanslarla görüşüp onlardan bize bilgi alarak işler bize o şekilde geliyor. Yoksa ben hani müşteri gidip kapılarında bana iş verin, size fotoğraf çektim, bunu kullanın demek gibi bir ne zamanım var ne de öyle bir lüksüm var. Şimdi bizim okulumuzda da fotoğrafçılık ve kısa film kulübü var. Onur abinin yaptığı. Orada da tabii kulüpte öğrenciler var. Peki onlara mesela vermek istediğiniz tavsiye yani bu işten para kazanmak isteseler nasıl bir tavsiye vermek istersiniz? Şimdi bu işten para kazanmak isteyen arkadaşların genel olarak tavsiyem şu. Yaptığım iş uzaktan çok güzel görünebilir. Çok kolay görünebilir. Ya da o fotoğrafı ben de çekerim diyebilirsiniz.
Ama hepsinin altında bir emek var. Hepsinin altında bir yaşanmışlık, bir süreç var. Ve bu takipçiler ya da bu fotoğraflar bir anda gökten zembille bize inmiyor. En güzel fotoğraflar sabah gün doğumlarında çekiliyor. Gün doğumları sabah saat 4'te 5'te oluyor. Her sabah o saatte uyanıp o fotoğrafları çekmeniz gerekiyor. Kimse size bu fotoğraf çekildi, bunu al yayınla diye önünüze bir altın tepside sunmuyor. Fedakarlık gösterdiğimiz sürece, emek verdiğimiz sürece, uğrunda çalıştığımız sürece bir şekilde kazancını bir şekilde karşılığını alıyoruz. Ben 2012 yılından beri aynı heyecanla, aynı şevkle iş yapıyorum. Ben oldum dediğim anda aslında bu bizim bittiğimiz anlamına geliyor. Şu anda bana sorsanız en güzel fotoğrafınız hangisindesiniz? Öyle bir fotoğrafım yok henüz. Çektiğim en güzel fotoğraf diye bir fotoğraf yok. Şu anda hala o fotoğrafı çekemedim. Ben o fotoğrafı çekmek için hala fotoğraf çekiyorum. Eğer ki yaptığınız işte bu benim en iyi işim, ben bundan daha iyisini yapamam dediğiniz anda o anda siz bitersiniz. Çünkü gelişimin ve ilerlemenin hiçbir zaman sınırı yok. Sonsuz bir ucu var. O yüzden hani yaptığınız bir şeyin üstüne iki gün sonra daha iyisini yaparak daha iyisini elde edebilirsiniz. Hazır buradan gitmişiz, pes etmemek, daha çok çekmeye, daha çok çekmeye. Evet. Peki mesela bundan sonraki projeleriniz ne? Örnek verebilir misiniz bize? Bundan sonraki projelerin bir tanesi Doğu Anadolu'daki köy okullarına kendim bireysel olarak yardım. Oradaki çocukların ihtiyaçlarına yönelik kendi imkanlarımla seçtiğim birkaç Bitlis'te, Van'da, Şırnak'ta bir iki okul var. Oralara kendi fotoğraf gezisi düzenleyeceğim. Oradaki çocuklar için de birazcık fotoğrafı sevdireceğim. Çünkü sizin şu an hepinizin elinde akıllı bir telefon vardır ya da fotoğraf makinesi vardır. Ama onların elinde ne bilgisayar, ne telefon, ne kamera, hiçbir şey yok. Hani onlara çok uzak geliyor bu dünya. Dijital dünya, inanın bana şu anda siz yaşayan en şanslı nesillersiniz. Aradığınız her şeyi 10 saniyede bulabilirsiniz. Ama hani bu nimetlere erişemeyen insanlara da bunu göstermek gerekiyor. O yüzden o taraflara bir gidip biraz da oralarla ilgilenmem gerekiyor. Kişisel soru sorabilir miyim? Tabii ki. Mesela Suriyeliler için ya da mülteciler için herhangi bir projede bulundunuz mu daha önce? Onları harcayacağım zamanı kendi ülkemizdeki insanlar için harcamayı tercih ederim. Yani. Hani benzer durumda olan çok fazla yani vatandaşımız var. Hani o yoğunluğu ilk önce kendi içimizde kullanmak isterim. İstersen şey yapabiliriz, hani senin soruların bittiyse mikrofonu bir şey varsa sıkıntı yok. Yok, mikrofonu aralarda dolaştırıp arkadaşların soruları olursa onları alalım, onları sorduralım. Bu arada istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. O konuda hiçbir kısıtlamam ve şeyim yok. Her şey konuda size açık açık cevap vereceğime emin olabilirsiniz. Duyuyoruz. Arka taraf durmuyor ama mikrofonu konuşuyor. İstersen ama fotoğrafçıyla ilgili püf noktalarını söyleyebilir misiniz? Efendim? Püf noktaları. Püf noktaları şöyle, fotoğrafa baktığınız zaman fotoğraf temiz olmalı. Temizlikten kastım nedir? Fotoğraf kendi derdini anlatıyor olması lazım. Fotoğrafta aynı anda birden fazla mesaj verirseniz ya da çok fazla mesaj kaygınız olursa bakan kişi aynı anda birden fazla mesaja maruz kaldığı için sizin gerçekten vermek isteyeceğiniz mesajı ya da anlatmak isteyeceğinizi anlamayabilir. O yüzden fotoğraf benim için sade ve temiz olursa güzel oluyor, derdini anlatıyor. Püf noktası şöyle diyebilirim. Şu anda İstanbul'da Nişantaşı'nda güzel bir tavuk ya da başka et yediğiniz zaman ya da başka bir şey yaptığınız zaman tabağın etrafındaki kullanılan sunum ya da mekanın içindeki sunum oradaki yemeğin değerini belirliyor.
Ama aynı yemeği, aynı kalitede bir esnaf lokantasında yediğiniz zaman daha ucuza aynı yemeği yiyebiliyorsunuz. Burada olay tamamen sunumda. Sizin değerinizi sunum belirliyor. Eğer sunumunuz güzelse talep ve istek de o derece güzel olur. Ya şimdi şey soracaktım, siz en iyisini hiçbir zaman daha en iyisini her zaman daha iyisini olacağını söylemiştiniz. İşte bu ödüller mesela bunun sizin yapmanızı engelliyor mu? Yani şey, engelliyor diye. Daha da şey yapın. Ya şöyle en iyisini yakalamak için sürekli çalışıyorum. Sürekli bununla ilgili kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve en iyi fotoğraf değil, fotoğraf da yok. Aslında bir hayalin peşinden gidiyorum. O en iyi fotoğrafı çekemeyeceğimi de biliyorum. Ama şansımı denemeye devam ettiririm. Bir şey daha soracağım. Tabii. O ödüller mesela en iyi fotoğraf çekip aldığınız ödüller sizin moralinizi yükseltiyor fakat bazen şey size çektiğim en iyi fotoğraf bu olarak da gösteriyor musunuz bazen? Yok şimdi şöyle söyleyeyim, herhangi bir sergi açmadım bugüne kadar. Hiçbir sergim yok. Niye sergi açmadım diye sorduğun zaman serginin içinde kullanabileceğim fotoğrafım yok. Fotoğrafları hani sergileyecek kadar güzel bulmuyorum. Şimdi bir üniversitede ya da bir nasıl diyeyim size, bir televizyonda ya da başka bir yerde bana en iyi fotoğrafçılık ödülü verseler tabii ki bu benim yaptığım emeğin karşılığını beni mutlu eder. Ama o ödülü gerçekten ben aldığımı düşünmüyorum. O ödüller bana pek inandırıcı gelmiyor. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şey, Instagram hesabınıza bakarken dikkatimi çekti, hani sizi takip eden yabancı olsun, Türk olsun, ünlüler, tanınmış kişiler var da yani Instagram vesilesiyle tanıştığınız ünlüler veya işte tanınmış kişiler oldu mu? Veya tabii, hayatta tabii böyle katılan insanlar? Ya şimdi o kadar hani şey var. Onlar hani bence sosyal medyanın ve televizyon içindeki gündemle yükselmiş insanlar. Mehmet Gülsür mesela beni takip ediyormuş. Haberim yoktu hani takip ettiğinden. Daha sonra kendisini ben de takip ettim. Ve cevap verdiğiniz zaman size cevap veriyor. Ve hani normal bir aslında kişi. Hani baktığınız zaman size çok uzak ulaşılmaz geliyor mu? Hani gerçekten insanlar hani özlediğinde çok farklı noktada gibi görünse de kendi bireyselinde direkt size cevap verebilecek düzeyde ve rahatlıkta olabiliyor. Onu takip ettiğini gördüğüm anda şaşırdım. Ve direkt ben de takip etmeye başladım. Bu tarz çok insan var ama hani inanın bana hani gözüme ve önüme denk gelirse takip edip ve görebiliyorum. Çünkü bu tarz kişiler fotoğrafın altına yorum yapmadığı zaman, benimle bir etkileşime girmediği zaman ben onları fark edemiyorum. Çok fazla oldukları için. Evet. Güzel olmalı herhalde bir sürü ünlü kişi. Yani bildiğim hani benim sevdiğim bir sanatçı olduğu için, kendisini sevdiğim için şu anda onu örnek gösterdim. Bunun gibi çok fazla insan var. Yetkin dikiciler var. O da çok tiyatrosu olsun, sinema filmleri olsun çok iyidir. O da beni takip ediyormuş. Ben daha sonra fark ettikten sonra onu takip etmeye başladım. Çünkü bu tarz kişiler yoğunluklarından ve meşguliyetlerinden ve işlerinden dolayı çok fazla hesaplara girip ya da sosyal medyaya gidip insanlara yorum yapmıyorlar. Yorum yapmadıkları zaman da hani ben fark edemiyorum. Çünkü aynı anda 2000-3000 like geliyor. Belki daha fazla hani bir 5 dakika içinde.
10 dakika içinde. Onların hepsine teker teker bakamadığım için de kim var kim yok göremiyorum. Peki bu vesileyle böyle yani sonradan fark ettiğiniz veya o an fark ettiğiniz birisiyle hani çalıştınız oldu mu? Hani sonrasında? Sonrasında çalıştığım oldu mu? Oldu. Yetkin Bey'le Namibya'ya gittim. Güney Afrika'ya gittim. Bir hafta orada birlikte gezdik. Ve hayatımda gördüğüm hani en rahat ve bizden birisi diyebilirim. Çok sıcakkanlı ve dışarıdan göründüğü gibi değil yani. Gayet rahat. Aynı yerde, aynı masada çok rahatlıkla yemek yiyip çok rahat konuşup muhabbet edebiliyorsunuz. Ve o kadar bir insan değil. Benim için önemli olan o. Bizden birisi yani. O yüzden gayet de severim. Teşekkürler. Rica ederim. Sabır, özveri ve daha fazlasını istemeyle ilgili kendimi sürekli geliştirme dürtüsünün aslında beni yorduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli daha iyisini yapayım, daha iyisini yapayım derken bu sefer de kafa olarak yoruluyorsunuz. Artıları da var, eksileri de var o yüzden. Adım Gülsene Tekin. 9. sınıftayım. Şunu soracağım. Mesela İtalya'ya gidiyorsunuz, Fransa'ya gidiyorsunuz. Birçok ülkeye gitmişsiniz resim çekim için. Bu ülkelere giderken bir sponsorlukla mı gidiyorsunuz yoksa tamamen gezmek için hani gezerken zevk için fotoğrafçılık mı yapıyorsunuz yoksa iş için mi fotoğrafçılık yapıyorsunuz? Şöyle o gittiğim yerlerin hepsini kendi imkanlarımla gidiyorum. Uçak biletinden konaklamasına, yememden içmeme kadar hani tüm masraflarını kendim karşılıyorum. Ama gitmeden önce gideceğim yerle ilgili çalışıyorum. Fransa dediğimiz zaman Fransa'da sadece Eiffel Kulesi yok. Bilinmeyen çok fazla yer var. Oraları araştırıp oraları bulmak için, insanlara yeni gidecekleri yer göstermek için gidiyorum aslında. Tabii iş için gittiğimiz zaman da oluyor. Orada belli noktalar oluyor. Mesela bir marka ismi verin, Lasta'yla Barcelona'ya gitmiştik. Barcelona'da hani özellikle sponsorluklarından dolayı hani orayı gezip orada fotoğraf çekmiştik. Hani bu tarz böyle benzer işlerde benzer geziler oluyor ama çoğunlukla bireysel olarak yaptığım gezilerin hepsini kendi imkanlarımla alıp finanse ediyorum. Peki bu hani şeyde markalarla anlaştığınızda hani siz mi seçiyorsunuz yoksa markalar size şunu mu diyorlar hani hikayeyi siz mi sunuyorsunuz markalara yoksa onlar mı size hikaye sunuyorlar? Şimdi senin elinde bir ürünün var. Ürününle ilgili bana özelliklerini söylüyorsun. Bu ürün şu şekilde şu özelliklere sahip. Bu ürünü şu şekilde, şu segmentte, şu kişilere satmak istiyoruz. Dedikleri zaman bunun kurgusunu ve bunun reklam çekimini tamamen ben oluşturuyorum ve sana sunup sen beğenip ya da beğenmeme fikrini bana beyan ediyorsun. Onun dışında marka bana şu fotoğrafı çek dediği zaman o zaman başka fotoğrafçıları çektiriyorum ben. Orada beni özgür bırakıp beni istediğim şekilde çalışmama izin vermezlerse o markada zaten çalışamıyorum. Aynı zamanda gerçekten çalışacağım. Neden şeyleri mi çekmeye odaklanıyorsunuz yoksa arkasında bir mesaj bulundurmasına da dikkat ediyor musunuz? Yani hani göze hitap edene seçim yoksa mesaj veya hani sanatsal bir anlam barındırıyor mu çektiğiniz fotoğrafı? Ya açıkçası çektiğim fotoğrafları çekmeden önce oraya bakan kişinin gitmesini istiyorum. O fotoğrafı gördüğün zaman ben burada olmalıydım demek için o fotoğrafı çekiyorum. Yani sen fotoğrafı gördüğün zaman evet ben buraya gitmeliyim, burayı görmeliyim dedirtiyorsa fotoğraf benim için amacına ulaşmış oluyor. Bir de ben ufak bir şey daha sormak istiyorum da.
850 bin takipçi, yani çok ciddi bir rakam. Hani bu hikaye nasıl başladı, nasıl bu kadar büyüdü? Ben de onu merak etmiştim. Şimdi 2011 yılında dediğim gibi Instagram'a ilk başladığımız zaman şu anda insanlar önünde benim gibi çok fazla şey var. Benzer fotoğrafçı var. Ve bazı arkadaşlarım var. 3 yıldan beri evine uğramıyor. 3 yıldan beri belli bir evleri yok. Ve sürekli geziyorlar. Ben bunu bu şekilde yapamıyorum. Çünkü bizim işlerimiz genelde İstanbul'a odaklı olduğu için İstanbul'a gelmem gerekiyor. İstanbul'da en azından 1-2 hafta durmam gerekiyor. O zamanlar, ilk girdiğimiz zamanlar insanlar fotoğrafa bu kadar şu andaki gibi değildi. Daha fazla açtı. Ve günde inanır mısın 10.000 takipçi geldiği zamanlar oluyordu. Çünkü çok yeni bir platform. İnsanlar yeni kullanmaya başlıyor. Ve insanlar farklı fotoğraflara çok ciddi bir açlık duyuyor. Şu anda günde 200 kişi geldiği zaman bile mutlu olabiliyorum yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. O onun bildirimleri yıllardan beri kapalı. Yani bildirimler hiçbir zaman açılmadı. Çünkü telefonun şarjı mümkün değil, durmuyor. Telefon yani uzun zamandan beri çaldığını ben hani hatırlamıyorum. Melodimin ne olduğunu hani bilmiyorum. Çünkü açıldığı zaman sesi ya ajans arıyor, ya arkadaş arıyor, ya müşteri arıyor, illaki birileri arıyor. İllaki bir yerden bir bildirim geliyor. Bildirim geldiği zaman da yaptığım işe konsantre olamıyorum. Bütün her şey o anda dağılıyor. O yüzden bildirimlerin hepsi kapalı. Ama saat açık kalmış, nasıl bileyim çünkü yeni bir teknoloji olduğu için sesini tam kısamamışım. Ben son bir soru soracağım. Evet. Bize çok iyi fotoğraf çekmeniz, sizin gibi fotoğraf çekmenin sırlarını öğrenebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim sana, şu anda şu bilgisayarı görüyorsun, bu bilgisayarı ben sana fotoğrafını çek dediğim zaman sen bana yüksek ihtimalle karşısına geçip fotoğrafını çekersin. Ama benim istediğim o değil, bu bilgisayarın 360 derece fotoğrafını istiyorum ben. Her açısını görmek istiyorum. Işık hangi saatte daha güzel geliyor onu görmek istiyorum. Yani o yüzden hani bir fotoğrafı çekerken sadece bir açıyla değil, onun gün içindeki ışık yansımalarının tamamını görmek istiyorum. Benim için bir fotoğraf sadece bir kareden ibaret değil. O yüzden defalarca çekmemiz gerekiyor. Belki iyisini ancak o şekilde bulabiliriz.